Tamam. Merhaba. Siz şöyle şu odadan oraya geçin muhtarım, birazdan tamam, görüşürüz. Tamam. Şöyle ben size mekanları anlatacağım. Burası özel kalem. Şimdi arkadaşlar kamera oraya gelsin de bari bu açıyı, derinliği buradan görelim. Siz gel de işte. Evet. Tamam. Burayı çekin. Tamam. Evet, mekanı çekin. Beni çekmenize de gerek yok. Siz anlatın. Evet, evet, evet. Derinlik böyle çünkü. Tamam, burada durun. Evet. Evet. Bu mekan özel kalemde çalışan arkadaşlarımızın çalışma yaptığı ön karşılama alanı. Yaklaşık işte gördüğünüz gibi 3 tane makamdan oluşan bir alan. Bir sonraki bölüme geçelim. Burada kimler oturuyor? Burada özel kaleme bağlı çalışan arkadaşlarımız. Burası birinci çalışma alanı. Evet, tabii. Bunlar da işte başkanın programlarını, davetleri ağırladıkları, işte belirli çalışmaları müdürlüklere yönlendirdiği alan olarak dört arkadaşımızın çalıştığı. Kaç özel kalem var? Bir tane özel kalem müdürümüz var ama ona bağlı çalışan yaklaşık 16-17 kişi var. 16-17 kişi. Evet. Şöyle geçelim. Burası özel kalem müdürümüzün makam odası. Bana en yakın olarak çalışan arkadaşımızın kullandığı oda. Burası normal zamanlarda kullanılan makam odası. Nasıl yani? Yani biraz daha böyle iş adamı seviyesinde veya dernek yöneticileri, muhtarlar seviyesinde komşularımızın gelip kullandığı, başkanın ağırladığı, misafirlerini ağırladığı oda, makam odası. Başkan iki tane makam odası var mı? Evet, birazdan göstereceğim onu da. Tamam. Bu genişçe bir salon tabii. Tabii geniş, büyük bir salon. Burada bir ufak bir balkonumuz var hava almak için. Şurası zaten makam odası. Buraya gerek yok. Burası mevcut işte tartışılan, arkadaşların çok fazla konuştuğu oda. Evet, burası yani dinlenme odası olarak bilinen, işte jacuzzi olarak tartışılan ama adının jacuzzi olup olmaması çok bir şey ifade etmeyen alan da burası. Görelim mi? Evet. Duş teknesi. Burası aslında makam odası olması gereken yer burası. Ben burayı kullanıyorum. Ben burayı kullanıyorum. Evet. Bütün görüşmelerimi burada yapıyorum. Çalışmalarımı burada yapıyorum. Burası yeterli. Yani tek başıma olduğum her an burayı kullanıyorum. Öbür tarafta sadece misafirleri, buraya da aldığımız misafirlerimiz var ama genelde en uygun çalışma alanı burası. Burası makam odası, ikinci makam odası değil herhalde. Yok, değil, değil, değil. Burası toplantı. Burası başkanın oturduğu, kahvaltı yaptığı, çay içtiği yer. Burası şark köşemiz. Sancak'ta benim birçok sorununu buradan çözüyoruz. Böyle tabii, arkanıza şark köşesini alsak da evet, genişçe görsek. Şöyle sizi kapıdan bu tarafa doğru alsak, yani bir şey açısından. Tamam, nasıl isterseniz tabii. Kapı açıp. Evet. Burası da bir çalışma odası. Hani neyin çalışma odası? Kim çalışacak burada? Niye çalışacak bilmiyorum. Burada da bir şark köşemiz var. Sancaktepe'nin önemli sorunlarını burada konuşuyorlar herhalde. Evet, böyle bir yer burası. Burası ne için kullanılıyor başkanım? Ben bilmiyorum. Yani ben bir gün burayı niye kullanırım bilmiyorum. Yani neden ihtiyaç duyarım buraya? Bekleme salonu mu aslında? Yok, burası başkanlığın özel alanları. Buraya kimse giremez. Ha öyle mi? Başkanın tabii, özel alanı. Evet, evet. Mesela şurada masa. Ya yok, şu makam odasından buraya normal şartlarda kimsenin girebilme şansı yok. Yani bizden önce buraya başkan yardımcıları dahi girememiş. Bu binada 7 yıl başkan yardımcılığı yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Yani buralarda kimler oturur, ne çalışır, ne konuşur? Bir ait olan yemek salonu. Yemek, kahvaltı gibi programlar burada yapılıyor. Devam edelim. Veya işte daha geniş katılımlı ziyaretler oldu mu? O amaçla kullanılan salon.
1000 metre dedik. Onlar 4200 metre dedi. Ölçmek isteyen dışarıdan ölçebilir. Bir engelimiz yok. Bize de zamanda kendileri binayı yaparken 6000 metrekare demişlerdi. Biz de onlardan esinlendik. Yoksa bizim elimizde bir proje, bir şey yok yani. Alıp detaylı bir şekilde ölçüm yapmadık. Efendim bu paylaşımlara ilişkin de resen soruşturma başlatıldığı söylendi. Size de bir şey geldi mi bu konuyla? Ben bir şey paylaşmadım ki. Benle evet, ilgili evet, bir şey gelmedi. Burası da diğer başkanlık odası. Başkanlık makamı burası. Şey, evet evet. Burası da diğer bu şey, kuzey cephe, güney cephe özelliği var herhalde. Burası da bir odamız. Burası yine özel kalemin kullandığı bir oda. Tabi burası değil. Oda yan taraf. Odaya geçeceğiz. Burası özel kalemin kullandığı oda. Evet, odamız burası. Başkanlık odası. Makam olarak kullanılan. Burası balkonlu bir yer. Kullanılan. Burada da yine aynı şekilde. Aynı şekilde böyle bir toplam. Yani yemek salonu olabilir. Burası da yemek salonu? Evet. Her şeyden iki tane mi var başkan? Evet. Makam odası, iki yemek salonu. Evet, iki tane. Evet. İki tane banyosu. Buranın da mı banyosu? Evet, evet. Tabii, tabii. Evet, burası da aynı şekilde. Aynı. Bir de bir de aynı. Hiçbir burası, farkı olmayan iki odadan var. Burası da bu diğer banyo. Evet. İki başkan ikisini de kullanıyormuş. Bu sonra gelen belediye başkanı bu odayı bir danışmanına tahsis etmiş. Zaten bütün kararlar bu odada alınıyor. Belediye başkanı. Diğer oda? Diğer oda belediye başkanının kullandığı oda. Bu oda danışmanın kullandığı oda. Danışman tarafından zaten belediye yönetilmiş. Belediye başkanı ile ilgili çok bir karar noktasında bir etki yok. Her şey adı bile bilinmeyen, sistemde karşılığı olmayan. Şimdi hesap soracağız, soracak bir alanımız yok. Nasıl hesap soracağız bilmiyoruz. Herkes yerliyi ondan aldığını söylüyor. Herkes parayı ona verdiğini söylüyor. Herkes kim bu danışman? İsmi Osman Bey diye birisi, tam soy ismini de bilmiyorum. Ama nihayetinde böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani başkanlık katı orası, kattayız ama karar merci bu oda. Benim gezerken afal geldim. İki tane başkanlık makamı, iki tane başkan yardımcısı makamı. İki tane başkan yardımcısı yok. Özür dilerim. Başkan yardımcısı makamı. İki özel kalem. Özel kalem, özür dilerim. İki yemek salonu, iki banyo, her şeyin ikisi. Evet. Ve bunlar hepsi kullanılıyordu. Yani kullanılıyor tabii. Siz şimdi nereyi kullanacaksınız? Ben şimdi biraz önce bahsettiğim, vatandaşlarımız geldiğinde ön odayı kullanıyorum. Ön odayı kullanıyorum ama kendim çalışmalarımı hepsini arka odada yapıyorum. Peki bu odalarla ilgili herhangi bir değişim vesaire yapacak mısınız? Kullanım yani bakıyoruz. Biz komple binayla ilgili kafamızda bir şeyler var ama tabii buna hukuken imkan sağlamak lazım. Üniversite diyordunuz Sayın Başkan. Ya benim üniversite isteğim en baştan beri var. Yani belediye başkanı olduktan sonra ortaya çıkmış bir şey değil bu. Öncesinden beri istiyorum bunu. Ama tabii bunu konuşurken de çok böyle biliyorsunuz artık üniversiteler de bir sektöre dönüşmüş vaziyette. Çok fazla üniversite var. Böyle özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri anlamında değil. İstanbul'da bilinen çok önemli üniversiteler var. İşte Boğaziçi, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Üniversitesi gibi. Bu üniversitelerin bir yerleşkesi olması noktasında hem Sancaktepe'nin Türkiye'ye mal olacak bir ilçe olması anlamında isteğim var. Yani böyle bir, bize tabii üniversitelerden çok fazla dönüş var şu an. Arayanlar oluyor sağ olsun. Bize verin. Gelelim, bize verelim. Hatta iyi bir üniversite, özel bir üniversite tıp fakültesi için görüşmek istiyor. Ama benim bu konuyla ilgili çok net bir fikrim var yani. Devlet üniversitelerinden biri. Sancaktepe'yi de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi yapabilme noktasında bize de imkan sağlayacak, katkı sağlayacak. Böyle marka bir şey üzerinden yürümek istiyoruz. Az önce arkadaşımın da sorusu var, tekrar etmek isterim. Yürütülen soruşturma hakkında size bir tebligat geldi mi? Bir şüpheli sıfatıyla ifadenizin alınması ya da bilgi? Başkan bir adım daha şey yok. Yani yani benim o süreçle ilgili hiçbir bilgim yok. Yani hiç gerçekten takip de etmedim. Hani konu nedir bilmiyorum ya. Yani.